Aa, el ele mi? Aa. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Nasıl ya? Nasıl yani? Abla biz Siz el ele mi girdiniz? Ben mi gözüm hafta az görüyor, sonu ben mi yanlış gördüm? görüştük, konuştuk. Ya Hüseyin, senin cuma günü yaşadığın şey, sen tabii o anda farkında değildin. Yaşadığın, yani ben ya tüylerim kalktı ya. Biliyorum abla. Ya inanamam, siz niye şimdi el ele girdiniz? Hafta sonu konuştuk. Hani bir araya geldik. Hani akıl alışverişi yaptık. Hani fikir alışverişi yaptık. Konuştuk. Hani aramızdaki Birbirinize cuma problemleri. günü burada demediğiniz kalmadı. Ya ben en baştan söyledim zaten abla hani. Sadece cuma günü yani gelmeden önce de konuştuk demiştim. Hani her şeyi çözdük. Yani çıkınca söyleyecek demiştim zaten. Hani cuma günkü yayında cennet ters tepti. Hafta sonu görüştük, konuştuk Cennet, sen zaten. ağlıyor musun? Ağlamıyorum Fulya Hanım. Gözlerinde Gözlerimde sıkıntı var abla. sıkıntı olduğu için. Cuma günü o yaşadıklarını bir ekrana getireceğim. Bir verin arkadaşlar, yayın sonrası yaşananları. Yayın bitti. Hüseyin kendisini terk edip Serdar'la evlenen Cennet'e kendisini affettirmeye çalıştı. Gerçekten seviyor musun beni? Seviyorum ama sana İnanacak güvenmiyorum. mısın? Hayır. Hayır. Hayır, hayır. Sana son defa diyorum. Bak son defa. İkimiz de birbirimize şans verelim. Son defa. Kaç kere şans verdik? Son defa. Tut elimi. Pişman olursun. Olayım. Ben pişman olayım, sen pişman olma. Hüseyin çocuğunun annesine dakikalarca yalvardı durdu. Gelmek istemiyorsan son defa elimi tut. Hayır. Son defa. Hayır. Çok gönlümü vur bana. Pişman olursun canım. Ben pişman oldum. Bir anne evlatlarını bırakıp nasıl gidebilir? Ben gittim. Senin zulümlerinden kurtulmak için ben gittim. Cennet ne istiyorsun? Ayaklarına mı kapanayım? Benim ayaklarıma... Ayaklarının altını mı öpeyim? Ne Bana istiyorsun? hiçbir şey yapma. Allah yolunu bahtını açık etsin. Tamam, sevdim. Senden bir evladım var. Ona da razıyım. Ama sen o çocuğu benden şüphelendin ya. Benim canım yıktın. Son defa elini tutayım. Son defa diyorum bak. Tuttuğun zaman sana geri döneceğimi biliyorsun. Son defa tutayım diyorum. Son defa. Son defa. Ne olur. Cennet. Bak kulun kölen oyun. Otur 2 dakika. Otur. Tamam oturur Bırak. musun? Tamam mı? Tamam. Bırak. Tamam oturur Bırak. musun? Yok. Yükselen tansiyon Hüseyin'in odadan çıkmasıyla daha da arttı. Sadece yaşanacak ve görülecek. Başka konuşmak istemiyorum. Tüm yaşadıklarının ardından baygınlık geçiren Hüseyin'e sağlık ekibimiz müdahale etti. Aç burayı, tamam, özür dilerim. Gösterir misin? Yalvarıyorum sana, bak tamam buradayım, özür dilerim. Tamam. Bak buradayım, yok, tamam. Biliyorum. Ayağım al. Cennet ise o anlarda bir an olsun Hüseyin'in yanından ayrılmadı. Bu yumuşatılmış hali aslında izlediğinizin. Yani ben böyle terliklerle falan fırladım aşağıya. Ne oluyor, bu ses ne? Yerden yere kendini attın. Cennet'in şu şeyini de hatırlıyorum. Tamam sakin ol, buradayım. Tamam her şeyi halledeceğiz. Sen Cennet, Hüseyin'e acıdığın için mi şu an sen el ele girdin burada? Ha? İlk önce sesleri duydum. Patır patır herkes aşağıya indi. Ben yukarıdaydım. Yayın arkadaşlarımızla dedim, Hüseyin'e bir şey oldu dedim, bundan eminim dedim. Onlar hayır dedi, Hüseyin hiçbir şey yok dedi, aşağı ineceğim görmek istiyorum dedim. İzin vermediler. Ondan sonra telefonla aradım Hüseyin'i, açmadı, mesaj attım, geri dönüş olmadı. En sonunda arkadaşlar geldi, Hüseyin dedi bir sıkıntısı var mı, hastalığı falan dedi. Ben dedim ki bir şey oldu, arkadaşları falan gittim aşağıya falan inmeye çalıştım, yine izin verilmedi. Ondan sonra işte rahatsızlığı falan var mı dedi, hastalığı falan. Sadece dedim sinir krizi geçiriyor dedim ama çok aşırı derecede sinir krizi Daha önce geçiriyor onu dedi. o kadar kötü görmüş müydün peki? Görmüştüm. Öyle mi? Yani normal değil de biliyor musun Hüseyin? Abla hani çok Yani yanlış anlama, dedim ki bir şey mi acaba bu çocuk kullanıyor? Ya yani bir şey mi var yani? Yok hayır. Hani kendimi çok sıkıp hani bunaldığım zaman oluyor. Bir patlama yaşadın cuma günü. Öyle olmuş abla. Peki
Sen cuma günü o kadar çok şey söyledin Cennet'e, Cennet de sana söyledi. Siz karşılıklı zaten sadakat duygusunu falan kaybetmişsiniz. Buraya sen geldiğinde o bir dedin sahte gelin, dolandırıcı dedin. Benden gitti başkasını, başkasıyla evlendi, onun altınlarını aldı. Ondan sonra bir başkasına gitti dedin, sahte gelin dedin, Cennet'i bulun dedin. Sonra şimdi buraya el ele girmen yani... Ya ben size cuma günü zaten yani o kadar sizin yaşadığınız bu durumu ben açıkçası hazmedemiyorum. Siz birbirinizi hazmedebiliyor musunuz? Ya abla ben hani en başta geldiğim güne demiştim hani ben dedim hani dedim her şeyi ben kabul ediyorum. Gelecek dedim ben seviyorum dedim. Hani Cennet yayına katılmadan önce de konuşmuştuk. Hani gelecekti her şeyi konuşacaktık. Hani bu şekilde hani bir akıl alışverişi yapacaktık. Yine beraber gidecek hani ben yayına gelmeden önce konuşmuştuk. Burada işte farklı gelişmeler oldu, konuştu. Hafta sonu tekrar bir araya geldik. Konuştuk işte, o fikir düşüncelerini söyledi, ben ilettim. Hani ortada iki tane çocuk var. Hani ne kadar da hani sağlıklı bireyler olamasak çocuk, bile. O çocuklar da dünya güzeli ya. İşte abla sağlıklı bireyler olamasak bile. Verseniz hele de arkadaşlar, ekrana şey yapmayın ama. E peki o ya tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Ya başka adamlar resmi nikah kıymış Hüseyin, farkındasın değil mi? Biliyorum abla. O Serdar da buraya gelecek. Yani dünya güzeli bakar mısınız çocuklara ya? Allah esirgesin yani bu çocuklar şimdi ne oldu Cennet? Cennet. Cennet. Şşt. Cennet. 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 İyi misin? Sana diyorum. Sakin ol canım, gel. Ha? Sakin. Çocukları görünce mi kötü oldu? Ya, sabah bir de Cennet, sosyal hizmetleri aradı. Sosyal hizmetleri aradı. Çocukları da duydu biraz sesini. Ha. Ondan da biraz. Bu çocuklar şimdi neden çocuk esirgemede? Sizin yüzünüzden. Yani. İyi koşullar evet. Sağlayamadıkları için. Peki değil mi? Şunu merak ediyorum Cennet, sen de ben de bir psikolog olarak sormak istiyorum. Bundan sonra diyelim ki her şeyi unutacaksınız ve bir araya geleceksiniz. Gerçekten ki evlisin şu anda ama Cennet. Yani her şeyi kapatabilecek misiniz? Yani tekrar önünüzü çıkartmadan. Ben şöyle söyleyeyim. Ben bunu söyledim. Beni çok seven bir tane bana annelik gösteren kadın da söyledi. Hı-hı. Oğlum dedi artık dedi dövmeyeceksin dedi. Artık dedi aldatmayacaksın dedi. El kaldırmayacaksın dedi, üzmeyeceksin dedi, yıpratmayacaksın dedi. Hı hı. Bu da kabul etti. Ben de aynı şekilde söyledim. Dönmeyeceksin, aldatmayacaksın, kırmayacaksın, üzmeyeceksin. Ya, karşılıklı hatalarımızı söyledik. Hani birbirimize. Hani eğer ilerleyen zamanlarda şunları yapmayacağız, bunları etmeyeceğiz, şu olmayacak, bu olmayacak. Ama Esra Hoca daha iyi bilir. Hatta kulaklarını çınlattık. Sizin gerçekten hem birbirinize hem çocuklarınıza hayrınız olması için gerçekten psikolojik... Ben zaten tedavi görüyordum. Onun sen farkı ben tedavi görüyordum. Ben önceden evet. Tedavi gördüm. Bir iki, yani bu bir hastalıklı sevgi sayıp döküp neyle tekrar ilgili bir araya gelmek. Psikiyatri. Psikiyatrik tedavi gördün. Şu an bıraktın belki bıraktım. De tedaviyi değil mi? Şimdi çocukların sağlığı için belki hani bu tedaviye de devam etmek. Ben zaten belki... devam edeceğim. Annem de o şekilde de Hüseyin dedi. Çıktıktan sonra da direktmen dedi Cennet'i tekrardan psikiyatri. Evet. Görmesi çünkü, lazım dedi çünkü Cennet Cennet değil dedi. Bağlanabilir zaten bağlanacağım dedi. Hani beni o anlatabilir. Peki çünkü ben, bazı rahatsızlıklarda çünkü, şöyle bir ben şey ben çünkü evlatlarım için canımı veren bir insanım. Hı-hı. Benim oğlum 6 aylık mıydı 7 aylık mıydı o zaman kızıma hamileyim. Yani hayali hamileyim. Benim oğlum havale geçirdi yüksek ateşten azı dişlerini patlatıyordu. Bizim ayağımızda hiçbir şey yoktu. Biz evden nasıl çıktığımızı bilmiyoruz. Çok zor koşullarda. Hastanenin kapısı açılmadı. Bütün kontrolleri vardı. İki hastanenin ayda bir, kapısı açılmadı. Ben hastanenin kapısını yumruklayarak kapıyı açtım. Şimdi şeyi de söylemek lazım. Tabii Cennet'e de hani çok belki kızanlar ya da aynı şekilde Hüseyin sana da bazen bazı rahatsızlıklarda biz farklı farklı yani biraz dürtüsel davranıyoruz. Öfkemiz de işte atıyorum duygusal ihtiyaçlarımız da çok dürtüsel ve ani olabiliyor. Bir anda başka bir ilişkiye kapılabiliyoruz ya da çok yükselebiliyoruz. Hem öfkemiz hem duygularımız yani o hani daldan dala atlıyor hemen başkasına gidiyor dediğimiz olaylar çok kızdığımız olaylar bazen bir psikiyatrik rahatsızlığında belirtisi olabiliyor. Ya peki, tanısını sormadım ama belki öyle bir şey olabilir. Peki Cennet sen Serdar'la niye evlendin? Ben Serdar'la niye evlendim? Serdar hani dedi tamam dedi orada dayak gördün, şiddet gördün, ezildin dedi.
seni aldatmayacağım biliyorsun dedi, seni dövmeyeceğimi biliyorsun dedi. Eğer gerçekten dedi... Onunla nerede tanışmıştı? Sosyal medya üzerinden. Ama o del kaldırmış. Ne zaman? Sen Hüseyin'le berabersin, çocuğun var. Ne zaman Serdar'la tanıştın ilk tanışma? 5 ayı geçmiştir. Yani hayır, Hüseyin'in yanındayken sen tanışıyorsun, hı-hı, öyle mi? Hı-hı. Hüseyin'in seni sürekli aldatmasından yola çıkarak mı sen aynen başkasıyla öyle konuşuyorsun? Aynen öyle. Ha? Aynen öyle. Ya ilk başta da hani telefonu yoktu. İşte dün bağlanan kadının geleni. Hatta Gökhan'la, Serdar'la bunu konuştuğunda biliyor. Kendi bile tanışmış. Evet, görüntülü konuştular hani görüntülü Serdar'la. Tanışmış işte o Ebru dediğimiz kadın. Hüseyin çok garipsiniz ha. Abla ya, ben Serdar'la ne diyorsun? Nasıl bir şey kardeşim bu? Hızlı araç. Ya ben şuraya bak, ben hala şey şuradan el ele girdiniz ya, yani yok artık dedim yani. Sen abla ben zaten Serdar, ben zaten buna dedim. Ben yani bunu herkes biliyor. Benim çevrem biliyor. Kendi çevresi biliyor. Ben Hüseyin'siz yapamazdım. Peki sen Serdar'ı seviyor musun? Yani ona karşı bir şey hissediyor musun Serdar'a peki sen karşı? Serdar'dan kaçarken şey 23 gün mü evli kaldın sen onunla? Yani evlisin de hala. 23 yok, gün mü yanında kaldın? Yani 23 gün yanında kaldım. 23 gün yanında kaldım. Peki sonra altınları, paraları, telefonları o, alıp o öyle gittin? Hiçbir şey yok. Eğer öyle bir şey olsaydı ben kaçtığım gün gidip polis merkezine şikayetçi olabilirlerdi. Doğru mu? Doğru. Ama Serdar diyor ki benim altınlarımı aldı gitti. Tamam, şikayetçi olsun. Ben Serdar'a çok üzüldüm. Bu hikayede yanan Serdar olmuş yani. Ben Serdar'a üzülüyorum. Evet. O hasarlı. Ya Serdar... bir ilk evliliği adam, evet, düşünsene. Ama Serdar'ın da hatası var. Ailesine söylemedi, bana da söylettirmedi. Hani bir ya evlilik geçirmiş. Gönlünde, sen Serdar'la evlenirken senin gönlünde kim vardı? Hüseyin vardı. Ha? Hüseyin. Serdar'ı aldatmışsın. Evet. Serdar'a sahip senin çıkardın. Kalbinde Hüseyin varken sen Serdar'la gidip nikah kıyıyorsan. Bir de Serdar'a evet sahip çıksaydın, yuvana sahip çıksaydın. Serdar da yine o sırrı saklardı belki. Saklayamazdı. Babası öğrenmişti, araştırmış. Zaten söylemişler. İşte, Allah bu hikayede Serdar yara bantı olmuş. Ben yayını alacağım şimdi. Serdar biraz yara bantı olmuş. Serdar. En mağdur aslında evet Serdar. Adam ilk evliliği evleniyor 23 gün eşim dediği kadın evde kalıyor. Bir sonra de, yani geleneksel bir şekilde bütün vecibelerini de yaparak evleniyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.